EKPSS'ye atandığımız zaman ne zaman işe başlarız diye sormuşlar. Bugün sen yayın yaptın bu konuyla ilgili. Evet, şimdi arkadaşlar EKPSS sınavından atandıktan sonra ÖSYM Başkanlığı size resmi belge göndermeyecek. Yani orada atandığınız yazısını gördüğünüzden sonra bekleyeceksiniz. Ama şu yolu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bugün yayında da söyledik. Atandığınız ibaresini gördükten ertesi gün hangi kuruma atandıysanız o kurumla telefonla irtibata geçin. Onlar sizi yönlendirecek. Hangi belgelere, evrakları isteyeceklerini tek tek anlatacak size. Siz sadece bekleyeceksiniz. Herhangi bir başvuru veya gidip görüşme gibi durumunuz söz konusu değil. Bu işlemleri yaptıktan sonra belli bir araştırma, yani ön araştırma durumu gerçekleşecek. Yani buna güvenlik soruşturması diyebiliriz arkadaşlar. Aynen. Bu soruşturma gerçekleştikten sonra sizleri, tabii siz bu arada boş durmayın, kurumunuzu her 15 günde bir arayın. Yani sonuçta bu işlemler, prosedürler memurların elinden geçeceği için bilgilendirmek veya kendinizi hatırlatmak iyidir. Bu işlemleri yaptıktan sonra kurum size telefon açacak. Arkadaşlar işte şu şu evrakları getirin. Yani örnek vereyim, genel bir çerçeve çizeceğim ben burada. %40 ve üzeri engelli raporunuz, artı diploma öğrenim belgeniz ve kimlik. Bu ana 3 tane belge istenir. Ama her kurum farklı kendine özgün belgeler ister. Bunları ayarladıktan sonra size belirlenen günde o kuruma bireysel olarak şahsen başvuru yapacaksınız. Bu başvuruyu yaptıktan sonra kurum size belgeleri incelemek için tekrar süre ister. Veya işte der ki 2 gün sonra ya da ertesi gün işe başlamanızı isteyebilir. Tekrar edecek olursak kurumdan kuruma fark ediyor. Atanma süreci tamamen devletin elinde olacak. Siz bu konuda paniklemeyin. Bu süre uzaya da bilir, kısaya da bilir. Yani biz mesela ben kendim bir ay içinde göreve başladım. Bazı arkadaşlarımız 3 ay içinde, bazı arkadaşlarımız 15 gün içinde. Bu güvenlik soruşturmasının selameti açısından uzaya da bilir, kısa da bilir arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız 6 ay ve 1 sene içinde başladılar Çetin Hocam. Aynen, aynen başkanım. Özellikle takılma noktası güvenlik soruşturmasında oluyor arkadaşlar. Bu güvenlik soruşturmasında atandığınız yerin emniyet müdürlüğüyle irtibata geçin. Ben kendi engeli olmayan çocuğumun öğretmen atamasında da kendisi benim çocuğum ilgilendi. Bunun üzerine emniyete gelmiyor musunuz daha? Eve de geliyorlar çünkü güvenlik soruşturması için falan birkaç soru sorabiliyorlar. Ve resmi evraklarla geçmişini devletten şundan bundan sorguluyorlar. Bu nedenle gecikebiliyor. Bir sene bile bir arkadaşımız bir sene sonra görevine başladı. O da çok ilinti etmişti. Endişe duymuştu. Ama dediğim gibi evrağınızın her yerde hangi konuyla olursa olsun takibini kendiniz yapın. Evet.